Arkası Yarın. Savaş Masalları 12. ve son bölüm. Yazan Nesrin Arısoy, yapımcı Ersan Edinç, yöneten Rüştü Asyalı, efektör Kani Akın, teknik yapım Mustafa Şimşek. Bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Alpay İzbırak, Ali Hanım Sema Aybars, Cemil Bahri Aydın, Eda Özlem Ersönmez, Şahver Kalfa Hepşen Akar, Niko Cüneyt Gündoğdu, Madam Melina Ümit Sergen, Yunus Cem Emüler, Hasan Çavuş, Özer Tunca. Yıl 1908. İkinci Meşrutiyet'in yaşandığı çalkantılı günlerde 13 yaşında olan Cemil, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden gazeteci Ziya Ahmet Bey'le Giritli Aliye Hanım'ın oğludur. Cemil, Girit ayaklanması sırasında 11 yaşlarındayken İstanbul'a getirilen yakın akrabaları Eda ile birlikte dönemin sıkıntılı havasını hissederek ve birbirlerine olan duygusal yakınlığın farkına varmadan büyür. Bu süre içinde bir yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun sarsıntı içine girmesine üzülürken, bir yandan da yakın arkadaşı Niko'nun ondan uzaklaşarak yaşadığı ülkeye ihanet içinde olmasından da tedirgindir. Niko'nun annesi Melina ise oğlunun bu tutumundan rahatsızdır. Takvim yaprakları 1914 yılını gösterdiğinde askeri tıbbiyede okumaya başlayan Cemil'in mutluluğunu bu kez de Birinci Dünya Savaşı gölgeler. Savaş nedeniyle damdösyonu bitirmeden okulu kapanan Eda ile Cemil 1916 yılında evlenirler. Bir yıl sonra kızları Mefkure dünyaya gelir. Yunan ordusunun İzmir'e çıkmasından sonra Eda, vatanın kurtulması için kendisine düşeni yapmak amacıyla Asri Türk Kadını Cemiyeti'ne girer. Uzun süre önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılan ve Yunan işgaline direnmek için bu kez de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çalışmalarına katılan Ziya Ahmet Bey ise bir gece aileye kin gütmekte olan Niko ve arkadaşlarının saldırısına uğrayarak hayatını kaybeder. Bu kötü günleri İngilizlerin İstanbul'u işgali takip eder. Ancak işgalden bir ay sonra Mustafa Kemal'in önderliğinde Ankara'da kurulan Büyük Millet Meclisi halkın umut kaynağı olmuştur. Kısa zamanda düzenli bir ordunun teşkil edilmesiyle Cemil, Teğmen rütbesiyle Batı cephesine gönderilir. Canım Eda, sevdiceğim derdim sana. Cephede hatıralarını yaz demiştin. İşte yazıyorum bir tanem. Gün ağarmak üzere. Çadırımda oturmuş sizleri düşünüyorum. Bu sabah biraz ötede seyyar hastanemizi kurduk. Şu an dışarıda çok şiddetli bir rüzgar esiyor. Sanki çadırımı uçuracak. Ah, bir iki saat uyuyabilsem. Fakat biraz sonra hastanede olmam lazım.
2 gün önce büyük bir muvaffakiyet kazandık. Cephanemiz çok azaldığı halde askerimiz süngüyle, iman gücüyle düşmanı püskürttü. Kim var orada? Hasan Çavuş komutan. Hasan mı? Yoksa girsene çadıra Hasan. Gel, gel. Sevindi mi beni gördüğün? Ya çok sevindim elbette. Fakat bu nasıl tesadüf böyle? Tesadüf değil ki. Soruşturdum seni. Daha doğrusu keşfettim. Dediler İstanbul'dan bir hekim gelmiş. Çiçeği burnunda bir mülazım. Mahir mi mahir? Dedim ki bu bizim Cemil Bey'imizdir. Gündüz senin çadırın yerini göstermişti arkadaşlar. Sağ ol Hasan, sağ ol. Çok vefalısın. Geç otur bakalım. 5 dakikadan fazla oturmayayım. Sen uyumaya gelmişsin. Gitme dediler ya, durur mu Hasan Çavuş? Düşmanın üstüne nasıl gittik ama, değil mi komutanım? Arkalarına bakmadan bir kaçışları vardı ki. Öyle oldu Hasan. Fakat yine geleceklerdir. Çok şehit verdik. Yaralımız da çok. Sahi, sen İstanbul'da hastaneden ne vakit taburcu oldun? Hatırlayamıyorum. Tarihini ben de hatırlayamam da seni çok aradım. Her seferinde ameliyatta dediler. Helalleşemeden çıktım hastaneden. Neyse daha fazla oyalanmayayım. Yine gelirim. Hadi kal sağlıcakla komutanım. Güle güle. Güle güle Türk askeri. Güle güle. Eda. Sevdiceğim. Türk insanının en büyük meziyeti bu işte. Ne yediği ekmeği ne de gördüğü iyiliği unutur. Sen de şarkımızı unutmuyorsun değil mi canım? Sine-i suzanıma ahım yeter. Pek perişan oldum. Allah'ım yeter. Sakin bir gece. Böyle mehtaplı gecelerde otururduk bahçede. Ne yapıyorsun? Neredesin şimdi Cemil? Sen gideli ne bir mektup aldık ne de bir haber. Fakat yaşamalısın benim için, mefkûremiz için. Dayan Cemil. Bu ruh, bu iman halkımızda varken bileğimizi bükemeyecekler. Çünkü o büyük asker Mustafa Kemal var başımızda. Biri geliyor galiba. Kim var orada? Ben Deniz. Niko prenses. Allah'ım. Sen ha? Ne arıyorsun burada? Korkma güzelim. Artık beni Cemil'in yerine koy. Bak. Bırakıp gitti seni. Memleketini kurtarmakla meskul o. Bosuna tabii. Bizimkiler Anadolu içlerine doğru dört nala gidiyor. O nazenini kim bey durduracak yani? Sarhoşsun sen, delirmişsin. Çık git bahçemizden. Güzeller güzeli Eda. Mehtap senin yanında sönük kalır. Oh tanrım, öyle özlemişim ki yaklaşma seni. Bana. Bağırırım, rezil oluruz konu komşuya. Cemil'in karısıyım ben. Niko kendine gel, dokunma bana. Benim karım da olsan ne olur sanki. Hem... Kocam bizimkilerin simgisiyle çoktan öbür dünyayı boylanmıştır bile. Anne! Yunus! Yunus koş! O aptal usan hiçbir faydası olamaz Yunus, sana. Yunus yetiş! Geldim sultanım. Geldim. Bu alçak yine ortaya çıktı demek. Bana bak, bana bak. Bir adım daha atarsan yürsün şu süs dalıyı kalbine. Şimdi defol buradan. Yaklaş bana güzeller güzeli Eda. Çek ellerini yaklaş. Üstümden çek, dokunma bana Yunus, kurtar beni. Bırak diyorum küçüklerimi, bırak. At o sustalığı elinden. Cebert edeyim seni. Al bakalım. Kolum. Kolumu yaraladı. Ver o sustalığı. At onu elinden demiştim. Niyetin ters tepti. Üstüne düştün, sana saplandı işte.
Ödeteceğim bunu sen alçak uzak. Ödeteceğim. Kolum. Küçük hanım. Bayıldın mı yoksa? Ne oldu sana? Vay başıma gelenler. Kalk hele yerden. Nasıl bakıyorsun bana küçük hanımım? Elini ver küçük Niko, hanım. Yaklaşma bana. Yaklaşma. Ben Niko değilim. Yunus'um. O yaralandı kaçtı Niko'sun gitti. Niko'sun sen. Girit'e gidiyorum. Asiye büyükannemi öldürecekler. Öldürecekler. Küçük hanım dur. Üstün başın yırtılmış. Allah'ım. Allah'ım aklını yitirdi. Ne cevap vereceğim ben şimdi? İşte böyle Hasancığım. Ben cepheye geleli aylar oldu. Evden ne haber alabildim ne de bir mektup. Meraklanma komutanım. Harp vakti bir mektubun gidip gelmesi kolay mı? Ne olursa olsun Eda beni asla ihmal etmezdi. Mutlaka bir iş var başlarında. Vakti olmamıştır Eda bacının. Çocuklu kadının işi zor. Şu masanın üstündeki yazdığın mektup mu? Evet. Fakat yine ellerine geçmeyeceğini biliyorum. Hele versen onu bana. Bir yolunu bulup bacıma ulaştırırım ben. Sağ ol. Al bakalım. Yakına isabet aldı komutanım. Hemen gitmem lazım. Allah'ım seyyar hastaneye yıkılmış. Hasan koş! Komutanım yere at! Yere at vurulacaksın! Bir şey olmaz gitmeliyim. Sen de karargaha koş Hasan! Komutanım vuruldu. Koşun! Koşun komutanım vuruldu! Koşun! Hangi birine yanayım madem Melina? Söyler misiniz? Yavrum Cemil'im yaralı. İki kere ameliyat etmişler yavrumu. Daha yeni yeni kendine geldi. Eda dersen öylesine. Oh, nedir bu başımıza gelenler? Ben de evlat hasreti çekerim Ali Hanımcığım. Niko yaralı haliyle Yunanistan'a kaçmak isterken yolda ölmüş. Bir daha onu göremeyeceğim artık. En büyük cezayı hak etmiş de olsa anayım ben. Özlüyorum onu. Tanrı size evladınızı bağışlamıştır. Ne mutlu size. Bense zaten ölümüm yakındır. Şimdi müsaade edin. Oğlumun yerine af dileyeyim Cemil'den. Rica ederim. Af dileyecek ne yaptınız ki siz? Niko elbet cezasını çekecekti. Çünkü hem memleketine hem bizlere çok kötülük yaptı o. Ne olursa olsun evlat evlattır Şahver Kaffa. Hem ben oğlumu müdafaa etmek için gelmedim ki. Cemil'i görmek istiyorum. Af dileyeceğim ondan. Felaketinizin sebebi bizleriz. Susun. Arkanıza dayanın lütfen. Perişan haldesiniz. Bir şey okurdunuz galiba. Devam edin lütfen. Ben bani olmayayım. Bu mu? Cemil'in hatıra defteri. Eskiden köşe bucak saklardı. Şimdi ortalarda dolaşıyor. Okumama müsaade etti nasıl olduysa. Cepheye götürmüştü onu. Oralarda neler yazdı diye merak etmiştim. Hele oku da madam dinlesin Ali Hanımcığım. Yok canım ne lüzum var? Keşke mi okusanız cephede olanları ben de öğrensem. O kısımlardan okuruz öyleyse. Eda'ya yazdığı yerler de vardır çünkü. Ne olacak o yavrucağın hali. Tanrım iyilese bilse. Merak etmeyin. Cemil geldikten sonra durumu iyiye gidiyor. Tanrı adına, kutsal kitap adına yemin ederim ki şu an Eda için, Cemil için ağlıyorum. Niko'nun acısını içmeye gömmüşümdür. Cemil nerededir? Ne olur gösterin onu artık bana. Küçük odadalar. Biraz evvel kapılarının aralığından baktım.
Eda, Mevküre, Cemil üçü de kanepede uyuyakalmış. Gelin benimle, belki uyanmışlardır. Madem ısrar ediyorsunuz, af dilemeniz için değil, onları görmeniz için götüreyim sizi. Eda, sevdiceğim, bak bakayım yüzüme. İşte kapıları aralık. Cemil'in sesi Eda geliyor. Demek uyanmışlar. Ay, kalbim durmak üzereydir. Dayanamayacağım. Hadi Eda, şu ilacını iç bakayım. Ben eve geleli 10 gün oldu. O günden beri iyiye gidiyorsun. Niko nerede? O yok artık. Eskileri düşünme bir tanem. Söyle bakayım. 12 Eylül 1921'de ne oldu? Sakarya. Evet. Sakarya'da. Evet canım. Bunun manası nedir biliyor musun? Dünya tarihinin en büyük meydan muharebelerinden birini kazandık. Zafere koşuyoruz artık Eda. Sana şarkımızı çalayım mı? Eda, gözlerin doldu. Hatırladın şarkımızı. Ne olur kalkma yerinden. Otur, otur ve dinle. Bugün akşama kadar şarkımızı çalacağım sana. Akşama kadar. Ay kalbim. Daha fazla dayanamayacağım. Cemil'le şu an konuşmaya gücüm, cesaretim kalmadı. Ama beni götürün buradan. Telaşlanmayın. Yaslanın bana. Yardım et Şahver. Madame Melina'yı salona götürelim. Aman başım diyor. Oh, gözüm kararıyor. Aman. Sıkın biraz kalbim, dişinizi. Kalbim. Tamam. Aman. Yatır şu kanepeye Şahver. Koy verme kendini Madame Melina. Şöyle oldu işte. Şu yastığı da başının altına koyayım. Sağ ol. Şimdi ne geldi aklıma bilir misin Aliye Hanım? Rahmetli büyük hanım son nefesini vereceği gün Eda ile ilgili kötü bir rüya görmüş. Ona dışarı çıkma demiş. Öyle anlatırdı ya Eda Hanım. Aynı şeyler benim de aklıma geldi. Fakat kötü rastlandı işte. Tanrım, ne talihsiz kadınmışım. Acı verdiğim insanların evinde öleceğim. Lakin nasıl asil insandır bunlar yarabbim. Kutsal kitap için beni ve oğlumu başlatarım. Cemil'in hatıra defterini rica ederim, bana okuyun. Bilmek istiyorum neler yazdım. Hayır. Üzülürsünüz sonra. Biraz iyileşin, o vakit okurum. Lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen. Ne istiyorsa yap hanımcığım. Kırmam adamı. Peki. Bugün hastaneden çıkıp eve döneli 3 gün oldu. Şu an tarifi imkansız ıstırap içindeyim. Eda, sevdiceğim uçup gitmiş sanki. Aylarca savaşın içinde bulundum. Savaş insanlardan çok şey alıp götürüyor. Zor günlerdi o günler. Kaç askerin yarasını sardım. Kaç asker öldü kollarımda. Hem bizden hem düşman tarafından. Ben ki onları da sıhhatine kavuşturmak için didindim. Ya onlar? Çok yazık. Tarih bunları da yazacak mı acaba? Dünya bizden ders alacak mı? Her an gözlerinizin önünde bir gülün soluşunu, arı gibi çalışan bir beynin yanı başınızda yok oluşunu yaşadınız mı hiç?
Ben yaşıyorum. Tutamıyorum Eda'nın ellerini. Okşayamıyorum o ipek saçlarını. Ve dinleyemiyoruz artık mahur saz semailerini. Fakat her şey bitecek artık. Yakındır. Savaşlar da, savaş masalları da. Geride bizim gibi binlerce Cemil, binlerce Eda kalacak. Ama toparlanacağız. Eda iyileşecek. Ve sonra hepimiz yepyeni bir Türkiye için çalışacağız. Mutlu, başı dik bir Türkiye için. Bunu bir hafta evvel yazmış Cemil'im. Çok şükür Eda'mız hızla iyileşiyor. Cemil tekrar cepheye dönmeden tamamen sıhhatine kavuşacak eminim. Madam Melina, duydunuz mu okuduklarımı? Seni duymaz artık Aliye Hanım'ım. O da savaş vurgunu. Ya Allah'ım, ne yaptım ben? Niçin okudum bu defteri? Niçin dinledim onun sözünü Şahver Kal? Niçin? Savaş Masalları adlı oyunumuzun 12. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.